James Baldwin Puel Ormanı'nda av Seslendiren Akın Altan Çekit Charles ölmüş, genç oğlu Pepin Fransa kralı olarak yerine geçmişti. Belinli Bego en yakın arkadaşıydı ve ona göre bütün Gaskoni'ye huzur getirmişti. Yiğit Bego'nun eşini bulmak için çok uzaklara gitmeniz gerekirdi. Kral Pepin'in asillerinden hiçbiri ona karşı gelemezdi. Konuşurken kaba, savaşırken acımasız olan Bego, aslında karısına ve çocuklarına duyarlı, arkadaşlarına sevgi dolu davranan gerçek bir şövalyeydi. Kölelerine nazik davranır, yaptığı bütün işlerde adalet ve dürüstlükle hareket ederdi. Şövalyeliğin en güzel örneği Bego'ydu. Bego'nun ailesi ve Bordoluf-Romont ailesi arasında büyük kan davaları vardı. Kavgalar uzun süre sürüp gitti ve her iki tarafta da çok kan döküldü. Sonunda 10 yıldan daha uzun bir süre boyunca iki aile arasında barış sağlandı, eskinin ki'ni unutuldu. Günün birinde Bego belindeki muhteşem şatosunda oturmuş düşüncelere dalmıştı. Yanında güzel karısı Beatrice vardı. Bütün Fransa'da ondan daha mutlu kimse olamazdı. Bego etrafındaki pencerelerden geniş topraklarına ve orada oturanların zengin çiftliklerine baktı. Bir kuşun bir gün boyunca uçup gidebileceği her yer onundu. Köleleri ve ona hizmet edenlerin sayısı binlerle ifade edilirdi. Bego düşündü. Bir insan daha fazla ne isteyebilir ki? Begon'un iki genç oğlu yan yana salona girdiler. Yakışıklı ve uzun boylu, yaşça daha büyük olan Gerin, babası gibi cesur ve nazikti. Daha genç olan Hernadın ise altı yaşında, annesinin gözbebeği ve evdeki herkesin neşesiydi. Bu iki gençle birlikte altı genç daha vardı. Onlar asillerin oğullarıydı ve hep birlikte çocukça bir mutluluk içinde oynayıp gülüyorlardı. Dük Bego onları görünce kendi çocukluk günlerini ve birlikte oyunlar oynadığı arkadaşlarını düşünüp iç çekti. Güzel Beatrice bu iç çekişi duydu ve dayanamayıp "Lordum," dedi. "Bugün çok düşüncelisiniz. Sizi ne üzüyor? Sizin gibi zengin bir dük neden iç çekip üzgün görünür ki? Hazinelerinizde bol altın ve gümüş var. Yeterince kürk ve griye sahipsiniz. Yuvalarınızda şahinleriniz, katırlarınız, atlarınız ve savaş atlarınız var. Düşmanlarınızı yendiniz. Hiçbiri size karşı çıkamıyor. Altı günlük yolculukta bile yetecek köleniz var. Sizi daha ne mutlu edebilir? Güzel Beatrice, dedi Bego. Doğru söylüyorsun. Dünya döndükçe ben zenginim. Ama zenginliğim mutluluğum değildir. Gerçek zenginlik para, kürk ve gri, katırlar veya atlardan ibaret olamaz. Akraba ve arkadaşlar mutluluk verir. Bir insanın kalbi, bir ülkedeki bütün altınlardan daha değerlidir. Arkadaşlarım olmasaydı, Uzun zaman önce utanç içinde olurdum. Kral bana bu toprakları verdi. Ama bu topraklar eski arkadaşlarımdan ve yardımcılarımdan uzakta. Bu yedi yıl boyunca Lorimer'lı erkek kardeşim Garin'i göremedim ve kalbim onu görmek için can atıyor. Şimdi galiba ona gidip bugüne dek hiç görmediğim oğlunu göreceğim. Beatrice bir kelime bile etmedi. Ama üzgün gözlerine yaşlar dolmaya başladı. Bego bir süre durduktan sonra Puel ormanında vahşi bir yaban domuzu olduğu söylenir, dedi. Bugüne dek görülmüş en büyük ve en vahşi olanı. En hızlı atlardan bile daha hızlı koşarmış. Hiçbir insan onu avlayamamış. Belki Tanrı'yı memnun ederse ve ben yaşarsam, o ormana gidip onu avlayacağım. Ve bu dev yaratığın başını erkek kardeşime, Lorraine'a götüreceğim. Beatrice, gözyaşlarını tutmaya çalışarak konuştu. Efendimiz, dedi. Neler söylüyorsunuz? Puel Ormanı, Şeffromont'un elinde. Üstelik, size büyük kim besliyor? Size zarar vermekten büyük zevk duyacaktır. Size yalvarıyorum, bu hava çıkmayın. Kalbimin bana söylediğini sizden saklamayacağım. Oraya giderseniz, oradan dönemeyeceksiniz. Beatrice'in söylediklerine, sadece gülüp geçen dükü ikna etmek mümkün olmadı. O uğraştıkça Bego gitmeyi ve o yaratığın başını kardeşine götürmeyi daha çok istiyordu. Ne yalvarmalar ne de gözyaşları onu amacından geri döndürebilirdi. Dünyanın bütün altınları ayaklarına serilse, bu maceradan vazgeçmeyecekti. Böylece, güneş yüzünü göstermeden, sabahın erken bir vaktinde, Bego hazırlandı. Bu bir savaş hazırlığı olmadığı için, pelerini ve altın mahmuzuyla süslü en zengin giysisini giydi. Yanında hepsi yetenekli üç düzine avcı vardı. 10 tane de av köpeği. Ayrıca altın ve gümüşle değerli hediyelerle yüklü 10 atı da yanına alıyordu. Tabii hizmet edecek adamları da unutmamıştı. Beatrice ve iki oğluna veda etti. Onları bir daha göremeyecek olmak ne büyük kederdi. Orleans yolundan giden Bego, sevgili kız kardeşi Helva'ya uğradı ve bir gün geçirdi. Üç günde kral ve kraliçenin konuğu olarak Paris'te oyalandı. Sonra büyük ormanın sınırında bulunan Valencian'a yol alarak Grieberinger zengin bir kasabalının yanında kaldı. ''Buralarda çok düşmanınız var'' dedi kasabalı. ''Ve onlara dikkat etmelisiniz.'' Bego bu uyarıya da gülüp geçti. ''Sen bir gaz tehlikeden kaçtığını hiç gördün mü?'' diye cevap verdi. Puel'deki vahşi yaban domuzunu duydum. Onu avlayıp öldürmek için yola çıktım. Ne arkadaşlarım ne de düşmanlarım beni alıkoyabilir. Ertesi gün Beringer, Lord ve ona eşlik edenleri ormana götürdü ve onlara yaratığın sığınağını gösterdi. Önce düşmanlarının üstüne giden canavar, daha sonra çalılıkların arasından etrafa öfke saçarak kaçıp avcılarının menzilinden çıkmaya çalıştı yaratığı ülke boyunca 15 mil izleyen avcılar, onun birer birer izini kaybetmeye başladılar. Akşama doğru soğuk, ürpertici bir yağmur başlayınca geri dönüp, Valencia'na doğru yol aldılar. Öğle vaktinden beri Lord'u görmemişlerdi. Beringer'la birlikte gitmiş olabileceğini düşündüler. Ama Bego, vahşi domuzun peşinde, hala ormanda iz sürüyordu. Yanında sadece üç av köpeği kalmıştı. Yaban domuzu epey yorulmuştu. Lord onun daha fazla gidemeyeceğini biliyordu. Arkasından yaklaştı. Kızgınlıktan ağzı köpüren vahşi hayvan aniden ona döndü. Ama Lord iyi hedeflenmiş kılıç hamlesiyle bu canavar yaratığın kalbini ikiye ayırdı. Bu sırada hava kararıyordu. Lord şehirden veya şehir dışındaki bir şatodan epey uzakta olduğunu biliyordu. Ama adamlarından birinin oralarda olup kendisini duyabileceğini umut ediyordu. Boynuzunu kaldırıp iki kez yüksek sesle öfledi. Ama adamları o sırada Valenciennes'e e doğru gidiyordu. Üstelik lordlarını arkalarında, ormanda bıraktıklarını da bilmiyorlardı. Lord, yanındaki çakmak taşıyla bir ağacın altında ateş yaktıktan sonra vahşi domuzun öldüğü bu yerde geceyi geçirmek üzere hazırlandı. Ormanda bekçilik yapan ormancı, Bego'nun boynuzundan çıkan sesi duymuştu. Sonra ağaçların arasında parıldayan ateşi fark etti. Dikkatle oraya yaklaştı. Çok güzel giyimli, ipek çoraplı ve altın mahmuzlu bir şövalyeyi karşısında görünce epey şaşırdı. Fil dişi boynuzu, boynunda mavi bir kurdeleden sarkıyordu bir tarafında asılı duran muhteşem kılıcı fark etti. Bu, hayatında gördüğü en güzel ve en dehşetli silahtı. Hemen Lord Fromont'un yaşadığı Lons'a gitti. Ama Fromont'a tek kelime etmedi. Şatonun kahyasını kenara çekti ve ormanda neler gördüğünü ona anlattı. ''Bu her yerde gördüğün avcılardan değil.'' dedi ormancı. ''Nasıl güzel giyindiğini görürsen anlarsın.'' Hiçbir kral ava çıkarken böyle muhteşem giyinmez. Elaat'ı hayatında daha iyisini görmemiştim. Kahya anlamamış gibi sordu. İyi de bunları neden bana anlatıyorsun? Eğer ormana izinsiz girdiyse onu lordun huzuruna getirmek senin görevin. Ah! Senin bunu anlaman zor, dedi Ormancı. Galiba kralımız bu hayvanla kılıca ve boynuza sahip olsaydı, bana o güzel giysileri sana da atı verir, birkaç soru sorup bizi cezalandırmaktan vazgeçerdi. Aslında akıllı adamsın, dedi Kahya. Sonra hemen kötü işlerini yaptırırken güvendiği altı adamını çağırdı. Onlara ormancıyla birlikte gitmelerini söyledi. Eğer Lord Fromont'un ormanına izinsiz giren birini görürseniz kaçırmayın, diye de ekledi. Sabah olunca adamlar Lord Bego'nun geceyi geçirdiği yere geldiler. Bego, vahşi domuzun yakınında oturuyordu. Atı önünde duruyor ve nallarını toprağa sürtüp duruyordu. Adamlar Bego'ya, ormana girip avlanmasına kimin izin verdiğini sordular. Bego kesin bir ifadeyle, ''İstediğim yerde avlanmak için izin almam.'' dedi. Adamlar bu cevabın üzerine ormanın sahibinin Lord Promont olduğunu ve Bego'nun kendileriyle birlikte Lons'a mahkum olarak gitmesi gerektiğini söylediler. Pekala, dedi Bego. Sizinle geleceğim. Eğer yaşlı Promont'a karşı bir hata yaptıysam, hatamı düzeltmeye hazırım. Kardeşim Garin Lorainer ve Kral Pepin bana kefil olacaktır. Sonra kendisini mahkum etmeye gelmiş, etrafında duran bu adamların alçak suratlarına bakan Bego, bir an için kendisini hatırladı. ''Hayır, hayır!'' diye aykırdı. ''Sizin gibi kötülere asla teslim olmayacağım. Ölmeden önce saygınlığımı koruyacağım. Dün yanımda 36 şövalye vardı. Usta avcılar da. Hepsi de ormanda avlanırken ustaydı.'' Hepsi asil insanlardı. Hepsinin şehirlerde, şatolarda veya zengin ülke topraklarında payı vardı. Çok yakında bana katılacaklardır. Adamlardan biri kendine bahane bulmak veya bizi korkutmak için böyle konuşuyor diyerek öne fırladı ve Begon'un boynundaki boynuzu almaya kalkıştı. Lord yumruğunu kaldırıp onu tek hamlede yere serdi. ''Bu boynuzu asla benden alamazsınız.'' diye aykırdı. Adamların hepsi birlikte lordun hakkından gelecekleri umuduyla üzerine çullandılar. Bego kılıcını çekti ve sağına soluna yiğitçe savurdu. Adamlardan üçü oracıkta yere serildi. Diğerleri ise bu öfkeli lordtan kurtulmak için çareyi kaçmakta buldular.'' Artık her şeyin yoluna girdiğini sanan Lord Bego yanılıyordu. Adamlardan birisi ağaçların arasına gizlenmişti. Yayı ve çelikten okları vardı. Arkadaşlarını kaçarken görünce çelik bir oku çıkarıp lordu hedefledi. Ok, lordun asil göğsüne saplanı verdi. Lordun kılıcı ellerinden düştü. Asil kalbi ikiye bölünmüştü ellerini göğe kaldırıp dua etmeye başladı. Her zaman burada ve yukarıda olan kudretli babamız, ruhum acı. Ah Beatriz, tatlı, nazik eşim. Artık beni sadece cennette göreceksin. Lorraine'li iyi kardeşim Garin, artık sana hizmet etmek için yanında olmayacağım. Oğullarım, eğer ben yaşasaydım şövalyelerin en kıymetlisi olacaktınız. Artık sizi babamıza emanet ediyorum. Bir süre sonra lordu vuran adamla birlikte üç adam daha geldi ve lordu ölü buldular. Ölen alelade bir avcı değildi. İyi bir şövalyeydi. Tanrının güneşinin üzerine doğduğu en sadık en iyi şövalye Kılıcı ve boynuzu ata yüklediler. Begon'un atını dağılarak hepsi birlikte Lons'a döndüler. Ama Bego'yu etrafında oturup sanki en iyi arkadaşlarını kaybetmiş gibi acıyla uluyan üç köpeğiyle birlikte arkalarında ormanda bıraktılar. Adamlar taşıdıkları yükü Lons şatosuna getirip mutfaktaki ocağa attılar. Bu muhteşem bir yaratıktı. Keskin, kıvrılmış dişleri ağzından çıkmıştı. Hizmetçiler ve toprak sahipleri bu dev hayvanı görmek için toplandılar. Haberler, şatonun her yanına yayıldığında birçok kadın, erkek ve hatta rahipler bu manzarayı görmeye geldiler. Sonunda yaşlı Lord Fromont da patırtıyı duydu ve bütün olanların ne demek olduğunu sormak için mutfağa indi. ''Bu vahşi hayvan!'' bu fil dişi boynuz ve şu kılıç nereden geldi? diye sordu Lord Fromont. Bu boynuz öylesine bir avcıya ait olamaz. Babamın zamanında çekiç kral Charles'ın sahip olduğu boynuza benziyor. Hayatta olup bu boynuza üfleyecek tek bir şövalye var. O da uzakta. Gaskoni'de. Bunları nereden aldığınızı anlatın bana. Ormancı neler olduğunu lorda anlattı. Elbette yaptığı yanlışın farkında olduğu için hikayeyi süsledi, bahaneler buldu. Yaşlı lord öfke içinde "Ölmüş bir şövalyeyi öylece ormanda mı bıraktınız?" diye sordu. "Kurtların yemesi için bir şövalyeyi ormanda bırakmaktan daha büyük ve utandırıcı bir günah bilmiyorum. Hemen geri gidip onu buraya getirin." Bu gece onu şapelde tutacağız. Yarında şanına yakışır şekilde gömülecek. İnsanların birbirlerine karşı merhameti olmalı. Asil Lord Begon'un vücudu getirildi ve büyük salondaki masanın üzerine yatırıldı. Acı içinde havlayan köpekleri hala onunla birlikteydi ve yüzünü yalıyorlardı. Şövalyeler ve asiller Bego'yu görmeye gelmişlerdi. Köpeklerin sadakatini görenler, iyi bir adammış, dediler. Diğerleri ise, onu öldürenler kendinden utansın, dediler. Böyle asil bir şövalyeye hiç kimse dokunamaz. Yaşlı Lord Romont salona girdi. Orada öylece yatan şövalyeye şöyle bir baktı. Lord Bego'yu on yıl önce, Sen Quentin Savaşı'nda yüzünde bizzat kendisinin açtığı yaradan tanımıştı. Neredeyse bayılacak gibi oldu. Sonra bu adiliği yapanları azarlayıp onların kötü niyetli budala eylemlerine hayıflandı. Sizin öldürdüğünüz bu adam ormana girip izinsiz avlanmaya çalışan basit bir insan değildi, dedi. Görebileceğiniz en iyi, en nazik, en eğitimli şövalyeydi. Bugün beni hayatım boyunca içinden çıkamayacağım bir savaşa sürüklediniz. Topraklarıma girildiğini, her yerin tahrip edildiğini, muhteşem şatolarımın yıkılıp yerle bir edildiğini ve insanlarımın öldürüldüğünü görebiliyorum. Ve ben, ben de öleceğim. Üstelik benim olmayan bir hata bu.'' Hem de hiç istemediğim. Lord Promont sözlerinde haklıydı. Belinli Bego'nun ölümü, kardeşi Lorainer ve genç oğulları Gerin'le Hernold'un öç alma duygularını bilemişti. O zamana dek hiçbir diyar, Promont'unki kadar fakirleşmemişti. Lorainer'lar ve Gaskon'lar bütün ülkeyi baştan sona yakıp yıktılar. Bir seyyah, ekmek, et veya şarap bulmadan... Altı günlük bir yolculuğa çıkabilirdi. Haçlar yerlere serildi. Sunakların üzerinde çimler bitti. Ama hiç kimse komşusuna yardım etmek için durmadı. Tarlaların, evlerin, güzel kasabalarla lordlara yakışır çatoların olduğu yerlerde artık çalılıklar, dikenler ve tek tük kuru ağaçtan başka bir şey kalmamıştı. Öylece kendi hatası olmayan bir günahın cezasını çeken yaşlı Lord Romond çaresizlik ve keder içinde arkadaşlarına Ne yaşamak ne de ölmek için toprağım kaldı dedi. Son